Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, iplerim leylak marka. Beyaz, beyaz deyince bunun numarası yok arkadaşlar. Hemen tuhafiyelerden alabilirsiniz. Sarımın rengi de 347. Haşır uşur poşet olmasın, poşet sesinden dişleriniz kamaşmasın diye arkadaşlar bu şekilde hazırladım. Hatta birinin numarasında şöyle kolay olsun diye 328 numara hem yazdım hem de sizlere bu şekilde poşet hışırtısından rahatsız etmek için bu şekilde arkadaşlar numaralarım, iplerimin numarası bu şekilde merak eden arkadaşlarımız için. Evet. İğneyası modelimiz bu arkadaşlar. Bunu sizler için tığa çevirdim. Şöyle ikincisi pek bölmeli olmuyor da kırmızıdan arkadaşlar bu şekilde. Modelimiz bu. Hem kolay hem de yapımı da zarif. Bunu sizler için tığa çevirdim arkadaşlar. Evet. Ben de bu şekilde demin gösterdiğim İğneyası modelini sizler için tığa çevirdim. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz sinek kanatlarının üzerindeki kirpikleri kulak çöpüyle böyle daha çok iğneyasına benzetebilirdik. Fakat kullanış açısından zincirin daha sağlam olacağını düşündüğüm için bu şekilde arkadaşlar. Hani üzerlerine de sık iğne gitmediğimiz için zincirli kirpiklerin daha sağlam duracağını düşündüğüm için bu şekilde tasarladım. İsteyen arkadaşlarımız bu iki beyaz ve arkadaki üç sarı kirpiği kulak çöpüyle o şekilde de yapabilir. Şimdi yaparken daha iyi anlaşılacak demek istediğim arkadaşlar. Evet. Ara suyuna da bu sık iğneli yaprakları kullandım. Ara ara bazı modellerimde de kullanıyorum. Hep sinek kanadıydı oradaki de. Bu sefer de daha böyle sık iğneli, oturaklı bir ara suyu anlatmak istedim sizlere arkadaşlar. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. İlk başlarken de aynı şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Tığımın başını bir defa dolayıp 1, 2, 2. Buraya minik bir trabzan yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Hemen trabzanımın içine girdiğim kapattım. 1, 2, 3 zincir. Şöyle ters çevirdim. 5 zincirimin arasına sık iğne ile sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Buradaki trabzanımın arasına girip kapattım. Şimdi arkadaşlar 8 tane zincir çekiyorum. Şöyle döndüm. Buraya kapatıyorum yine zincirimin tepesine. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimle hemen düz yüzüne döndüm. Yine bu 8 zincirin içine girdim arkadaşlar. Zincirimin arasına giriyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmekten geçip sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğne alıyor arkadaşlar. Bu şekilde 8 zincir. Hemen bu yaptığım ana yuvaya da bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bu şekilde yaprağım hazır. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tığ battı yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Tığ battı. 2 zincir. Şimdi arkadaşlar 4 tanesini bu çiçeğimizle yaprağımızla yani ara mesafesi olarak veriyorum. Şu şekilde. 3 tanesini de yaprağım için yuva olarak kullanacağım. Hemen 7 tane bu şekilde yapraktan sonra 7 tane tığ battı ayarlıyorum. 6 ve 7. Evet, 7 tane tığ battım hazırladım bu şekilde. Şimdi bir zincirle
Dönüyorum arkadaşlar. İlk tığ battırması iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Bir tane ortada boş bırakıyorum. Bakın şunu bırakıyorum arkadaşlar. Yanındaki tığ battıya giriyorum. Bu şekilde yuvayı hazırladım. 1, 2 zincir. Şöyle düz yüzüne döndüm. Bir defa doluyorum. 2, 2. Yaprağımızın yapım kısmına başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım. Buraya bir tane kirpik yaptım. 2 defa doladım. Yine yuvadan girip 2, 2, 2. Şu kalın dokuyu verebilmek için arkadaşlar bu şekilde hep 2, 2 alıyorum. 5 zincir ve trabzanın arasına gir. Buraya sabitle. 2 defa tığımın başını doladım. Hemen 2, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar 3 defa. 1, 2, 3 defa. Yavaş yavaş çünkü bu trabzanlarımızın boyunu büyütüyoruz arkadaşlar. 2, 2, 2, 2. Bakın bu şekilde. 3 defa dolamayı 2, 2 alarak trabzanımı yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi buradaki yaptığım trabzanıma kapatıyorum. Yine arkadaşlar 3 zincir fakat burada en son dibini bir tane alıyorum. Bir tık uzun olması için 4. trabzanımın dibini bu şekilde uzun yapıyorum. Yine 5 zincir ve yaptığım son trabzanın arasına girdiğim bu şekilde kapattım. Yuvadan girdim. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane bakın arkadaşlar son yaptığım trabzana bir tane de ana yuvaya yapıyorum. 8 tane bu şekilde yaprağımı hazırladım. Bakın arkadaşlar. Şöyle yakından. İnşallah gece çekiminin şeyi yoktur. 1, 2 zincir. Bir defa doluyorum. 2, 2. Minik bir trabzan yaptım. 2 zincir. Şöyle ters tarafına çeviriyorum. Biraz arkadaşlar. Bunu öbür kesi gibi hemen yapmayacağım. Uzun yapacağım çiçeklerim için. 1, 2 zincir. Şöyle arkadaşlar bakın bir defa doluyorum. Trabzanın arasına girip şuradaki küçük yuvaya girip 2, 2 olarak aldım. 1, 2 zincirimi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bununla trabzan yapmıyorum. Bu 3. yuvam olacağı için daha fazla uzamasın. Sık iğne olarak kapatıyorum. Bakın bu püf noktası. 2 zincirimi geri dönüp 3. yuvama sık iğne olarak kapattım. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Şu şekilde aynı yuvanın bu 3. yuvanın zinciri çekmeye başladığım dibine sık iğne ile kapattım. Buraya bu tane yuva yaptım. 7 zincirden yuva. Yine aynı şekilde arkadaşlar 2 zincir çekerek trabzanlara ine ine sık iğne yapa yapa aşağı ince. 2 zincir bu şekilde. Sonuncuya 1 zincir yapıyorum. 1 2 zincir. Bir defa doladım. Yine yaprak yapımı burada başlıyor arkadaşlar dalımdan sonra. Aynısını oraya da yapacağız. Bu şekilde uzun bir dal yaptım. 3 tane trabzandan oluşan bir dal arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Yani tutturuyorum. Bu şekilde şöyle köşeye de bunu çekiyorum ki rahat bir şekilde buraya sinek kanatlarım sığsın. 5 zincir. Hemen yeşil yuvaya kapatıyorum 5 zincirimi. 1, 2, 3 zincir çevirdim.
Hemen 5 zincirin içine bu 3 zinciri sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 5, 6, evet 8 zincir. 8 zinciri çektim. Her zamanki gibi buraya ilk sık iğnemi yapıp yine dediğim gibi şöyle köşeye çekiyorum. Bir tanesi hazır. Bundan buraya 5 tane yapacağız. Bakın 5 zincir. 5 zincirimi hemen buraya sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle tersine çevirdim. 5 zincirin içine 3 zinciri kapattım. 8 zincir. 6, 7 ve 8. Dönüyorum. Yeşil yuvaya sık iğne ile bu şekilde tutturuyorum. Evet, sık iğnelerimiz 2 oldu arkadaşlar. Bu şekilde buraya 5 tane yapacağız. Hemen 3 tanesini de ben yapayım. Fazla vakit ve zaman gitmesin. Evet arkadaşlar, 5 tane sinek kanadını hazırladım bu şekilde. Şimdi ilk kirpiğimizi yapmak için ilk sinek kanadımızın içine girip ipimizi sabitliyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. 3, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çekiyorum. Buradaki bakın sık iğnenin içine bu şekilde ipimi sabitliyorum. Şöyle aralıktan da sabitleyebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse arkadaşlar. Ve bu kırmızı yaptığımız sık iğnenin içine, sinek kanadının içine sık iğnemizi yapıyoruz. 5 zincir yine bu sık iğnenin arasına girip bu şekilde kirpiğimi yapıyorum. Yine sinek kanadımın içine girip sık iğne yapıyorum. Evet, sık iğnelerin arasına bu şekilde kirpiklerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Şöyle araya 4 tane zincir çekiyorum. Bunlar hem kırmızı kirpiklerim için yuva hem de geçiş köprüsü. İkinci sinek kanadıma sabitledim 4 zincirimi. Yine 5 zincir. Bu şekilde bu sefer şu aradan kolayca arkadaşlar girip 5 zincirimi sabitliyorum. Yine yanına bir sık iğne, yani kırmızı sinek kanadının içine sık iğne yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi buraya bu şekilde sabitledim ve sık iğne yapıyorum. Evet. Bu şekilde tüm kirpiklerin üzerini dolduruyoruz arkadaşlar. Tüm sinek kanatlarımın üzerini bu şekilde kirpikler yaparak dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum. Bu şekilde birinci kirpiğim. Kırmızı yuvanın içine girip bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Bu şekilde sık iğnemi aralayıp kapattım. Sinek kanadının içine de bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın arkadaşlar, sinek kanadımın içine bu şekilde sabitledim. 5 zincir. Kapatıyorum. Sinek kanadıma da girdim, bir sık iğne yaptım. 5 zincir. Kapattım, kirpik yaptım. Sinek kanadına sık iğne yaptım. Bu şekilde. Tüm sinek kanatlarımı dolduruyorum. 4 zincir. Sinek kanadımın içine girip sabitledim. 5 zincir. Şöyle aralayıp kirpiğimi kapattım. Yine sinek kanadıma bir sık iğne. Yine 5 zincir. Aralıyorum. İlmek çıkarıyorum yani arkadaşlar arasında. Ve son sık iğnemi de yapıp bir zincirimi de çektim. İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi burada yaptığımız hemen 4 zincirimizin arasına girip kırmızı ipimi sabitliyorum bu şekilde. Bakın.
Aynı işlemi buraya yapacağız. Yani 3 kirpiğini yapacağız arkadaşlar. Bu beyazları 2 yapmıştık. Kırmızıları 3 yapacağız. Yine 5 zincir. Bakın bu şekilde şöyle sık iğnenin arasına girip kapattım. İlk kirpiğimi yaptım. Yine beyaz bu yuvaya girip bir tane sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Yine sık iğnenin arasına girdim. Bu şekilde kirpiğimi kapattım. Yine beyaz yuvaya girdim arkadaşlar. Bir tane sık iğne yaptım. 5 zincir. Buraya araya girdim. Ve kirpiğimi 3'e tamamladım. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle bu 2 kirpiğin arkasından dolanıp beyaz olan yuvaya bakın arkadan görünümü de bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bakın ilk yuvamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle gösterelim yakından. İnşallah net bir çekimde oluyordur. Bazen diplere, köşelere gidiyorum. Şöyle ortaya geleyim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Arkasından bakın şuradan aralıktan ilmek çıkarıp sık iğne ile sabitliyorum. Yine bu beyaz yuvaya bir sık iğne. Kirpiğim için 5 zincir. Yine beyaz yuvaya bir sık iğne. 5 zincir. Buradaki yuvanın içine bu şekilde 3 tane kirpiğimi yaptım. Bir tane de yine beyaz yuvaya sık iğne yapıyorum. 3 tane kirpiğim hazır. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bu beyaz zincirli yuvaya da girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Aynı şekilde bakın arkadaşlar beyazdan 5 tane yuva kırmızıdan da 4 tane yuvamız oluyor çiçeğimizin tamamında. 2, 3, 4, 5 zincir. Yine zincirimin arasına girip kapatıyorum. Yine bir sık iğne, yine 5 zincir. Kapattım bu şekilde. Hemen beyaz yuvaya girip bir sık iğne yaptım. 5 zincir. Yapıyorum arkadaşlar. Buraya sık iğnemi aralayıp bir tane dibine de sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine arkadan dolanıp bu beyaz yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 5 zincir. Tekrar sabitleyelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Arasına girip sabitliyorum. Tekrar bir sık iğne. 5 zincir. Sık iğnenin arasına girip. Tekrar sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın arkadaşlar. Parmağımdaki ip açıldıkça yapması zorlanıyor. Dibine de bir tane sık iğne yapıyorum 3 kirpikten sonra. Bir tane de zincirimi çektim. İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali bu şekilde. Yapraklar arasında açan çiçeklerimiz. Şöyle yakından bakınca arkadaşlar gelin çiçeği gibi buket gibi de oldu. İğneden tığa çevirme. Sinek kanatlarının üzerinde açan bu şekilde kirpikler, çiçekler. Şöyle sarısı da kırmızısı da bence çok güzel açtı arkadaşlar. Ara suyu da şöyle çiçeğimize uygun zarafette. Çiçeklerde yeterince kirpik olduğu için ara suyuna kirpiğe gerek duymadım. Bu şekilde sade tek renkten yapacağınız böyle minik yapraklar arkadaşlar. Sık iğneli minik yapraklar. Evet modelimiz bu. İnanın artık İğne uyasından daha güzel oldu demekten çekiniyorum. Gerçekten de çok hoş oldu arkadaşlar. İğne uyasındaki güzellik bence bu modelde de çok zarif bir şekilde gözüktü. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.